Demişken sokakla devam edelim. Sorduk, en sık yaşadığınız kulak, burun, boğaz rahatsızlığı nedir diye sokağa çıktık, sorduk. Ve kulak temizliği için kulak çubuğu kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? Halkımız ne der, Dilaver Hoca ne der? Az sonra sizlerleyiz. Yaşadığınız kulak, burun, boğaz hastalığı ne? Faranjit. Kulak ağrısını yaşıyorum. Bademciklerim çok sık şişiyor. Sol kulakta ani işitme kaybı. 1 ay, 20 gün. Tamamen mi duyamıyorsunuz? Neredeyse tamamına yakını kaybediyorum işitmemi. Yani. Peki ne olduğu zaman bu tetikleniyor? Sanırım üst solunum yolu enfeksiyonuyla alakalı. Faranjit vesaire geçirdiğim vakit tetikleniyor. Nefes alma problemi yaşarım. O da burnumun sağ tarafında kemikte bir bozukluk var. Onunla ilgili yaşarım. Faranjit. Ne sıklıkta mesela, ne oluyor? Kışın daha çok soğuk algınlığıyla başlıyor. Boğaz ağrısı, geniz akıntısı gibi. Çocuklarımda ve kendimde çok yaşıyorum bunu. Vallahi hiç belli olmuyor. Bir sabah kalkıyorum, kulağım kapalı. Öğlen sonra açılıyor kendi kendine. Kendi kendine, yani kulak tıkanıyor mu? Tıkanıyor, evet. Sene içerisinde 4 defa neredeyse şişiyor yani kışın. Bademciklerim şişiyor, iltihap, sürekli penisilin iğne. Kulaklarım ağrıyor, öksürük ve acayip grip olurum yani. Bunu geceleri daha fazla yaşıyorum. Aslında küçük bir operasyonla düzelebilecek bir şey bu bahsettiğim. Ama daha o fırsatı yakalamadım. Peki bunun için evde uyguladığınız doğal bir yöntem var mı, çözümü? Ada çayı, ıhlamur. Klasik doğal yöntemler. Ada çayı, ıhlamur vazgeçilmez. Evet. Değil mi? Şimdi havalar da tabii soğumaya da başladı bir yandan. Artık herhalde sık sık kullanılacak. Mevsim geçişlerinde en çok yaşadığımız sıkıntılar olduğu için devam edecek tabii, evet, ki. Zencefil, limon, bal. Boğaz için. Evet, boğaz için onu yapıyoruz. Ama ben onu yaptığım halde de hasta oluyorum, ama annem onu çok sık yapar. Bitkilerle arası çok iyidir. Öyle mi? Evet. Zencefil, bal. Bal ve limon. Hayır, doğal hiçbir yöntem uygulamadım. Tamamıyla doktorumla. Yani sürekli doktora gidiyorum. Kulak temizliğiniz için kulak çubuğu kullanıyor musunuz? Evet. Hangisi? Kullanmıyoruz maalesef. Neden? Kulak burun boğaz doktorumuz da çok önermedi. Riskleri de varmış. Doğal bir sıvısı olduğunu söyledi ve hani bunun için herhangi bir şey yapmamamız gerektiğini söylediler. Hayır. Neden? O şey yapıyormuş. Hasar yapıyormuş bu. Diye söylediler yani. Peki bunu duymadan önce kullanıyor muydunuz? Genelde kullanmadım. Gene kullanmıyorum. Kullanmıyorum çünkü ben bir 10 yıl hastane çalışmışlığım var daha önce. Doktorlarımız tavsiye etmiyordu. Profesör Doktor Dilaver Özturan, efendim halkımız oldukça bilinçli gördüğünüz. Çok. Yani çok çok doğru şeyler söylediler. Özellikle kulak temizleme konusunda, evet, çok bilinçli. Çünkü gerçekten o temizlediğine inanılan şey kulağın bakım kremi. Ah. Çünkü o kahverengi böyle hani pamuk çöplere bulaşmış şeyi gördüğümüzde, evet, oh ne güzel temizledik diyoruz, aslında kulağın incecik cildini bütün bakteriye, mantara açık hale getiriyoruz. Onun için doğru yapıyorlar. Asla kullanmayın. Çok. Asla. Hı hı. Yani bu konuda aslında çok şey söyleniyor ama akılda kalması açısından şunu belirtmek istiyorum. Lütfen kulağınıza dirseğinizden daha küçük bir şey sokmayın. O pamuklu çöplerin hiçbir aslında kulak çöpü değildir. Çoksa evinizde atmaya da kıyamıyorsanız kulağınızı değil göbeğinizi temizleyin. Çünkü siz kulağı temizlemek için uzman olmak gerekiyor. Kulağı temizlemeye gerek olup olmadığını belirlemek de uzman işi. Hı hı. Niye? Çünkü kulaktaki zamk, o wax dediğim, evet, şey tozla birikip çok sertleşmiş, kulağa tıkamışsa onun arkasına dönüp mikroskopla almak gerekiyor. Evet. Eğer siz normal pamuklu çöplerle iterseniz ya da herhangi bir şeyle iterseniz o bizim bile temizlemekte çok zorlanacağımız kulak zarının önüne kadar gelir. Evet. Dolayısıyla temizlemekte çok zorlanırız. Hı hı. Onun için lütfen ellemeyin. Kulağınızdaki kir, tozlar ona yapışacaktır, o kendisini dışarı atacaktır. Siz sadece parmağınızı dışını temizlemeye, hı hı, çalışın. Hı hı. O kahverengi sarı şeyi de lütfen temizlemeyin çünkü biz onun oluşması için aylarca bekliyoruz. Yani bazen de hastalara şey soruyorum, pamuklu çöp kullanıyor musunuz diyor. Çok nadiren kullanıyorum diyor. Hiç fark etmez çünkü sizin o temizlediğiniz şeyi, o pamuğa birazcık bulaşmış sarı vaksi yapmak için kulak aylarca uğraşıyor. Çok siz onu 2 ayda bir temizleseniz bile kulağı korumaz hale getiriyorsunuz. Çocukta aynı şekilde. Kesinlikle çocukta da erişkinde de, evet, asla kulak
pamuklu çöple temizlenmemeli. Asla temizlenmez. Çocukların kulağı nasıl temizlenir hocam? Aslında kulağı temizlemeye de gerek yok. Sadece görüntü olarak rahatsız ediyor. Sadece yok, dışını. Yani kurulamak mesela. Peçeteyle. Değil mi? Peçeteyle. Yani, ben böyle incecik bir tülbent yardımıyla şöyle yani su birikmesin. Hafif nemini alabilmek için temizle. Doğru yapıyorsunuz. Bir de kulakta işte şey iddiası var. Yani kulağıma su kaçtı onu temizleyeyim iddiası var. Kulağa kaçacak bir yer yok aslında. Kulak yolu son derece kısa. İnce bir kulak yolu var ve arkasında kulak zarı var. Evet. Siz o kulak zarındaki şey su zaten geri dönüyor. Ya da 5-10 dakika dışarıda durmakta zaten su kalmıyor kulakta. Hı hı. Eğer çok rahatsız ediyorsa bir 10-15 saniye saç kurutma makinesi bir fön tutarak onu uzaktan, o da biraz, uzaktan değil mi? Tutarak halledebilirsiniz. Hı hı. Ama eğer kulağıma su kaçtı, kulağım tıkandı diyorsa o başka bir şey. Çünkü o zaman biraz önce anlattığım gibi kulak kiri birikmiştir, su onu şişirmiştir. Hı hı. Kulakta su alacak bir mekanizma yok. Sadece mevcut kirin şişmesi ihtimali var. Dolayısıyla şişmişse o temizlenir. Temizlenir.